Kitabımızın adı Kıza Sömürgesi. Yazar Franz Kafka. Çeviren Derya Öztürk. Yayın evi Mavi Çatı Yayınları. Birinci kısım. Subay gözlerinde hayran bir ifadeyle cihaza bakarken "Amma acayip şey bu," dedi. Oysa bu cihaza son derece aşinaydı. Yolcu itaatsizlikten ve üstüne hakaretten mahkum olmuş bir askerin cezasının infazına katılması için çağrıldığında kumandanın bu davetine sırf nezaketen cevap vermişti. İnfaza duyulan ilgi ceza sömürgesinde bile çok fazla değildi. En azından burada, bu küçük, derin, dört tarafı kıraç yamaçlarla çevrili kumlu vadide yolcu ve subay dışında bir de mahkum vardı. Boş bakışlara sahip, geniş ağızlıydı. Saçları, üstü başı bakımsızdı. Bir de mahkumun ayakları ve bilekleriyle birlikte boynuna da dolanmış olan küçük zincirlere bağlı ağır ve büyük zinciri tutan asker. Mahkumun yüzünde köpek gibi itaatkar bir ifade vardı. Sanki biri onu yamaçlardan dolaşsın diye boş bırakmış ve idam başladığında geri dönmesi için sadece ıslık çalmak yeterliymiş gibi görünüyordu. Yolcu cihaza az çok ilgi gösterdi ve neredeyse gözle görülür bir kayıtsızlıkla duran mahkumun arkasında bir ileri bir geri yürürken subay son hazırlıklarla ilgileniyordu. Bazen toprağın derinliklerine inşa edilmiş cihazın altına kıvrılıyor, bazen üst kısımlarını kontrol etmek için bir merdivenle üzerine tırmanıyordu. Bunlar aslında bir teknisyene bırakılması gereken işlerdi. Ama subay büyük bir hevesle her şeyi kendisi yapıyordu. Belki de bu cihaza karşı özel bir sevgi vardı. Ya da belki bir başkasına güvenmeme gibi nedenleri olabilirdi. "Her şey hazır," diye bağırdı en sonunda ve merdivenden aşağı indi. Çok yorulmuş, nefes nefese kalmıştı ve üniformasının yakasının altına iki güzel hanım mendili sıkıştırmıştı. Subayın beklediği gibi cihazla ilgili sorular sormak yerine "Bu üniformalar tropik iklimler için fazla kalın," dedi yolcu. "Haklısınız," dedi subay. Ellerindeki yağı ve kurumu hemen yanında duran bir kova suyun içinde yıkarken. "Ama bize evi hatırlatıyor ve vatanımızı kaybetmek istemiyoruz," diye devam etti. Ellerini bir havluyla kurularken cihazı işaret edip "Şu cihaza bir bakın," dedi. "Şimdiye kadar işi elle yapmak zorundaydım ama artık cihaz kendi kendine çalışacak." Yolcu kafasını sallayıp subayın peşinden gitti. Subay kendisini olası sonuçlara karşı korumaya çalışarak "Elbette kazalar olur. Umarım bugün böyle şeyler yaşamayız. Ama yine de buna karşı hazırlıklı olmalıyız. Cihazın hiç aralıksız 12 saat çalışması gerekiyor. Ama herhangi bir kaza olsa bile ufak çaplı olacaktır ve biz de hemen sorunu gideririz," dedi. Hasır iskemle yığını içinde birini çekip yolcuya doğru iterken "Oturmak ister misiniz?" diye sordu. Yolcu bu teklifi reddedemezdi. Çukurun ucuna oturdu ve içine doğru şöyle bir göz attı. Çok derin değildi. Çukurun bir tarafında toprak yığını bir duvar gibi yükseltilmişti. Diğer tarafında ise cihaz duruyordu. "Subay, kumandanın size cihazı anlatıp anlatmadığını bilmiyorum," dedi. Yolcu eliyle belli belirsiz hayır anlamına gelen bir işaret yaptı. Bu subay için yeterliydi. Çünkü cihazı kendisi açıklayabilirdi. Bir bağlantı kolunu tutup ona yaslanırken, "Bu cihaz bizim önceki kumandanın icadı," dedi. "İlk testlerini onunla birlikte çalıştım ve tamamlanana kadar her aşamasında yer aldım. Ancak icatla ilgili tüm övgü yalnızca ona ait. Önceki kumandanımızı duydunuz mu? Hayır mı? Ceza sömürgesinin tamamen onun organizasyonu olduğunu söylerken abartmıyorum. Bizler, onun dostları, onun ölümünde sömürgenin idaresinin öyle kendi kendine yeten bir şekilde olduğunu biliyorduk ki ondan sonra gelenin kafasında 1.000 tane yeni plan olsa bile eski planda hiçbir şeyi değiştiremez, en azından uzun süre boyunca. Varsayımımız doğru çıktı. Yeni kumandan bunu kabul etmek zorunda kaldı. Eski kumandanı tanımamanız çok üzücü." Subay kendi sözünü keserek "Ah, sadece gevezelik ediyorum ve onun cihazı hemen önümüzde duruyor," dedi. "Gördüğünüz gibi 3 kısımdan oluşuyor. Zaman içinde bu kısımlar için bazı isimler uyduruldu. Altta olan kısmın adı yatak. Üst kısmı yazıcı ve ortadaki kısmı ise tırmık." Yolcu "Tırmık mı?" diye sordu. Tüm dikkatini subayın söylediklerine vermişti. Hava çok sıcaktı. Güneş ışınları gölgesiz vadiyi kavuruyordu ve insanın odaklanması neredeyse imkansızdı. Subay bunu hevesle anlatırken
yolcuya apoletlerle ağırlaşmış ve şeritlerle bezenmiş geçit törenine gitmeye hazır halde, dar tüniğin içinde daha bir yakışıklı görünmüştü ve subay konuşurken elindeki bir tornavidayla oraya buraya bir vida takıyordu. Asker de yolcuyla aynı zihinsel durumdaymış gibi görünüyordu. Zinciri mahkumun iki bileğine geçirmişti ve kendisi de tüfeğine yaslanırken başı geriye düşmüş, hiçbir şey umurunda değilmiş gibiydi. Yolcu buna hiç şaşırmadı çünkü subay Fransızca konuşuyordu ve ne asker ne de mahkum onun konuştuklarını anlıyordu. Daha şaşırtıcı olan ise hiçbir şey anlamamasına rağmen mahkumun subayın dediklerini anlamak için elinden geleni yapmasıydı. Uyuşuk bir ısrarcılıkla subayın eliyle işaret ettiği yerden gözlerini ayırmıyor ve yolcunun sorduğu bir soruyla subayın sözü kesildiğinde mahkum tıpkı subayın yaptıklarına baktığı gibi yolcuya da bakıyordu. "Evet, evet, adı Tırmık," dedi subay. İsim tam ona göre. İğneler bir tırmık gibi ayarlanmış ve o bölüm tek bir yerde kalıyor ve prensipte çok daha fazla sanatsal olsa da bir tırmık gibi iş yapıyor. Biraz sonra anlayacaksınız. Mahkum yatağına yatırılıyor. İlk önce cihazı tarif edeyim, sonra da uygulamanın nasıl işlediğini anlatayım. Bu şekilde daha iyi anlayabilirsiniz. Bir de yazıcıdaki bir dişli çark fazlasıyla eski. Gerçekten gıcırdıyor. Çalışmaya başladığında insan kendi sesini bile duyamıyor. Ne yazık ki yedek parçaların buraya gelmesi çok zor. İşte yatak burası. Her yeri ham pamuktan bir katmanla kaplı. Nedenini az sonra öğreneceksiniz. Mahkum pamut katmanın üzerine yüzükoyun yatırılıyor. Çıplak halde elbette. Eller ve ayaklar için şurada ve şurada bağlar var. Onu sıkıca bağlamak adına boğaz için onlar da var. Adamın söylediğim gibi yüzükoyun yattığı yer olan yatağın başında dışarı çıkıntı yapan bir keçe parçası var ve kolayca adamın ağzına tıkabilir. Adamın çığlık atmasını ve dilini paramparça etmesini engellemek için. Elbette adam ağzından keçeyi çıkarmak zorunda yoksa boğazının etrafındaki bağlar onun boynunu kırabilir. Yolcu eğilip, "Demek ham pamuk öyle mi?" diye sordu. Subay gülümseyerek, "Evet," dedi. "Dokunsanıza." Yolcunun elini tuttu ve onu yatağa doğru götürdü. Bu özel olarak hazırlanmış bir ham pamuk. Bu yüzden onun ne olduğunu anlamak imkansız. Az sonra amacının ne olduğunu size anlatacağım. Yolcu çoktan cihaza kendini kaptırmıştı. Güneşten korunmak için elini gözlerine siper edip cihazın yüksekliğine baktı. Kocaman bir yapıydı. Yatak ve yazıcı aynı ebattaydılar ve iki siyah sandığa benziyorlardı. Yazıcı yatağın 2 metre üzerindeydi ve ikisi köşelerden güneşte parlayan 4 pirinç çubukla birbirine bağlanmıştı. Tırmık ise sandıkların arasında bir çelik bant üzerinde asılı duruyordu. Subay, yolcunun ilk başlardaki kayıtsızlığının pek farkına varmamış gibi, şimdi ilk defa yolcunun ilgisinin ne kadar arttığını gözünden kaçmamıştı. Yolcunun rahatsız edilmeden cihazı incelemesi için zaman tanımak adına açıklamasını bir süre ara verdi. Mahkum, yolcunun hareketlerini taklit ediyordu. Ama elini gözlerine siper edemediği için güneşin kamaştırdığı gözlerini sürekli kırpıştırıyordu. "Demek adam buraya uzanıyor," dedi yolcu. Sandalyesine yaslandı ve bacak bacak üstüne attı. Kepini hafif geriye itip elini ter basmış alnında gezdirirken, "Evet," dedi subay. "Şimdi dinleyin. Yatağın ve yazıcının kendi elektrik bataryaları var. Yatağın kendisi için, yazıcının da tırmık için bu bataryalara ihtiyacı var. Adam sıkıca bağlandıktan sonra yatak harekete geçer. Ufak ufak titrer. Sonra sağa sola hızla, aşağı yukarı aynı anda hızla salınmaya başlar. Akıl hastanelerinde benzer cihazlar görmüşsünüzdür. Ancak bizim yatağımızda tüm hareketler tamamen ayarlanmıştır. Çünkü tırmığın hareketiyle tam bir uyum içinde olması gerekir. Cezanın yerine getirilmesi işin asıl yapan tırmıktır." "Ceza nedir?" diye sordu yolcu. Subay şaşkınlıkla, "Bilmiyor musunuz?" diye sordu ve dudağını ısırdı. "Açıklamalarım biraz kafa karıştırıcı olduysa beni affedin. Gerçekten özür dilerim. Önceden bu tür açıklamaları yapmak kumandanın işiydi. Ama yeni kumandan bu onurlu vazifeden feragat etti. Böylesi önemli bir ziyaretçiye bile yolcu iki eliyle bu övgüye gerek olmadığını gösteren bir hareket yaptı. Hüküm verme şeklimizin yeni bir şey olduğunu söyleme zahmetine bile girmemiş. Dilin ucunda bir küfür geldi ama kendini tuttu. Bunu biliyorum. Bu benim hatam değil. Her halükarda size cezalandırma tarzımızı açıklayacak en uygun kişi benim. Çünkü
Göğüs cebine eliyle vurdu. Önceki kumandanımızın çizdiği ilgili diyagramları yanımda taşıyorum. Kumandanın bizzat kendisinin çizdiği diyagramlar mı? Diye sordu yolcu. O halde kendisi her şeyin birer birleşimi öyle mi? Bir asker, yargıç, mühendis, kimyager ve tasarımcı mı? Öyleydi dedi subay. Başını sallarken yüzünde sabit ve düşünceli bir ifade vardı. Sonra onları inceler gibi kendi ellerine baktı. Diyagramlara dokunacak kadar temiz görünmüyorlardı. Bu yüzden kovaya gitti ve ellerini yeniden yıkadı. Sonra göğüs cebinden küçük bir deri kap çıkardı. Cezamız çok sert görünüyor. Yasayı çiğneyen adamın vücuduna cezası tırmıkla yazılır. Bu mahkumun mesela, derken adamı işaret etti. Onun vücuduna, üstlerine saygı göster yazılacak. Yolcu adama hızlı bir bakış attı. Sabah onu gösterdiğinde adam başını aşağı eğmişti ve tüm dikkatini bir şey öğrenmek adına subayın konuşmasına vermiş gibi görünüyordu. Ama kalın, sarkık dudaklarının hareketi onun hiçbir şey anlamadığının açıkça gösteriyordu. Yolcu bir süre soru sormak istiyordu ama mahkuma bakarken sadece "Adam cezasını biliyor mu?" diye sordu. "Hayır," dedi subay. Açıklamasına devam etmek istiyordu ama yolcu sözünü kesip "Cezasını biliyor mu?" dedi. "Hayır," dedi subay bir kez daha. Sanki bu soruyu daha ayrıntılı bir cevap vermesi gerektiğini düşünmüş gibi bir an durdu ve sonra "Ona bu bilgiyi vermeye gerek yok. Bunu kendisi yaşayarak öğrenecek," dedi. Yolcu bu noktada gerçekten susmak istemişti ama mahkumun ona nasıl baktığını hissediyordu. Subayın anlattığı işlemi kendisinin onaylayıp onaylamadığını sormak ister gibiydi. Bu yüzden geriye yaslanmış olan yolcu doğruldu. Yeniden öne eğildi ve sorularına devam etti. Ama cezasının ne olduğuna dair bir fikri vardır yine de, değil mi? Hayır dedi subay. Ve ondan tuhaf başka şeyler duymayı beklermiş gibi yolcuya gülümsedi. Yolcu alnını silerken hayır mı diye sordu. O halde bu adam savunmasını nasıl değerlendirdiğini de bilmiyor. Kendisine anlatma imkanı olmadı dedi subay. Ve kendi kendine konuşur ve kendisi için son derece makul olan açıklamasıyla yolcuyu utandırmak istemezmiş gibi başını ön tarafa çevirdi. Ama kendisini savunma fırsatı olması gerekirdi dedi yolcu ve sandalyesinden kalktı. Subay uzun zamandır kullanılan cihazla ilgili açıklama yaparken tehlikede olduğunu anladı. Bu yüzden yolcunun yanına gitti. Kolundan tuttu ve şu an tüm ilginin üzerinde olduğu kas katı duran mahkumu eliyle gösterip asker de adamın zincirini çekiştirip duruyordu. Mesela şu, ceza sömürgesinde beni yargıç yaptılar. Hem de bu kadar genç yaşımda. Nedeni tüm cezai işlemlerde eski kumandanımızla çalışmıştım ve cihaz hakkında her şeyi biliyorum. Karar verirken izlediğim temel prensip şu, şüphenin ötesinde suçlu olmalı. Diğer mahkumlara bu prensibi uygulamıyor çünkü orada bir sürü kişi var ve bir de üstlerinde yüksek mahkemeler bulunuyor. Ama işler burada böyle değil ya da en azından önceki kumandan zamanındaki gibi değil. Yeni kumandan mahkemeye burnunu sokmaya çalıştı, doğru, ama onu def etmeyi başardım. Başarılı olmaya devam edeceğim. Bu davanın açıklamasını istiyorsunuz. Çok basit. Tıpkı diğerleri gibi. Bu sabah bir yüzbaşı kendisine yaver olarak atanan ve kapısının önünde uyuyan bu adamı görev başında uyumakla suçladı. Bu adamın görevi sürekli ayakta durup her saat başı yüzbaşının kapısının önünde selam durmak. Bu çok zor bir görev değil ve görevi önemli. Çünkü hem koruma hem de servis yapmak için hep uyanık ve zinde olmalı. Dün gece yüzbaşı yaverin görevini yerine getirip getirmediğini kontrol etmek istemiş. Saat gece 2'de kapıyı açmış ve adamı orada uyurken bulmuş. Kamçısını alıp adamın suratına indirmiş. Adam ayağa kalkıp affedilmesi için yalvarmak yerine yüzbaşının bacaklarına yapışıp onu sallamış ve avaz avaz "O kamçıyı at yoksa seni paramparça ederim." diye bağırmış. Bunlar gerçekler. Yüzbaşı bir saat önce bana geldi. Onun ifadesi ve hemen sonra da adamın cezasını yazdım. Sonra adam zincire vuruldu. Çok basitti her şey. İlk başta adamı çağırtıp onu sorgulamış olsaydım sonuç kafa karıştırıcı olurdu. Yalan söyleyebilirdi ve onun yalanlarını çürütebilmiş olsaydım bu sefer de yeni yalanlar söyleyecek ve böyle devam edecekti. Ama şimdi ona sahibim ve onu serbest bırakmayacağım. Bu her şeyi netleştirdi mi? Ama zaman geçiyor. İnfaza başlamamız gerekiyor. Ve daha size cihazı anlatmayı bitirmedim. Yolcuya oturması için ısrar etti.
Yeniden cihazın yanına gitti ve anlatmaya başladı. Gördüğünüz gibi tırmığın şekli bir insan şeklinde. Burası tırmığın üst tarafı ve bunlar da bacakları. Bu keski sadece baş için tasarlandı. Sizin için yeterince net mi? Yolcuya doğru dostane tavırla uzandı. En kapsamlı açıklamasını yapmaya hazırdı. Yolcu alnını kırıştırarak tırmığa baktı. Yargı prosedürleri hakkında açıklama onu tatmin etmemişti. Ancak kendisine buranın bir ceza sömürgesi olduğu, burada özel düzenlemelerinin gerekli olduğu ve son detayına kadar askeri önlemlere öncelik verilmesi gerektiğini söylemek zorunda kaldı. Ancak yine de bu yeni kumandandan umudu vardı. Her ne kadar yavaş olsa da bu subayın kısıtlı kavrayışıyla baş etmesinin mümkün olmadığı yeni bir şeyler yapmak istiyordu. Bu düşüncelerden sonra yolcu, "Kumandan infaz sırasında burada olacak mı?" diye sordu. Ani soru karşısında utanan subay, "Belli değil," dedi ve yüzündeki dostane ifade bir düşmanlığa dönüştü. "Bu yüzden acele etmeliyiz. Bundan üzüntü duysam da açıklamamı kısa kesmek zorundayım. Ama yarın cihaz temizlenince bu kadar çok kirlenmesi tamamen onun hatası. Size daha ayrıntılı bir açıklama yapacağım. Bu yüzden sadece önemli şeyleri anlatacağım. Adam yatağa yatıp da yatak titremeye başladığında tırmık bedenine batıyor. Kendini otomatik olarak öyle bir ayarlıyor ki adamın bedenine sadece iğnenin uçlarıyla hafifçe dokunuyor. Makinenin bu şekilde çalışmaya başlar başlamaz bu çelik kablo bir çubuğa sıkıca dolanıyor. Sonra çalışma başlıyor. İşin ehli olmayan biri cezalar arasında dışsal bir fark olmadığını görür. Tırmık işini düzenli bir şekilde yapar. Titrerken iğne uçlarını bedene saplar. Beden de yatağın hareketiyle birlikte titrer. Cezanın nasıl uygulandığını merak edenler için tırmığın camdan yapıldığını söylemek gerekir. İğneleri düzgün bir şekilde sabitleme konusunda ciddi teknik zorluklara neden oldu. Ama birçok denemeden sonra başarılı olduk. Hiçbir şeyden kaçınmadık. Şimdi bedene ceza yazılırken herkes camdan onu görebilir. Daha yakına gelip iğneleri kendiniz görmek ister misiniz?" Yolcu yavaşça ayağa kalktı ve tırmığa doğru eğildi. "Gördünüz mü?" dedi subay. "Çoklu düzen içinde iki tip iğne var. Her uzun iğnenin yanında kısa bir tane var. Uzun iğneler yazarken kısa onlardan kanı temizlemek için su püskürtüyor ve yazının temiz kalmasını sağlıyor. Kanlı su küçük yarıklara akıyor ve oradan da ana oluğa geçiyor. Son olarak da dışarıdaki boru suyu çukurun içine akıtıyor." Subay kanlı suyun aldığı yolu parmağıyla gösterdi. Subay anlattığı şeyi daha da netleştirmek adına iki eliyle dış borunun ağzını göstermeye başladığında yolcu başını kaldırdı ve elini arkasına atarak sandalyesine geri dönmek istedi. Mahkumun da kendisi gibi dehşete düştüğünü görünce subayın tırmığı daha yakından inceleme davetini kabul etti. Mahkum da uyuyan askerin tuttuğu zinciri biraz çekiştirdi ve o da camın üzerine eğildi. Diğer iki adamın baktığı şeye ne kadar şaşkın gözlerle baktığını görebilirdiniz. Ama ona açıklama yapılmadığı için neye baktığını bilmiyordu. Bir o tarafa, bir bu tarafa eğildi. Gözlerini camdan alamıyordu. Yolcu onu geriye itmek istedi. Çünkü yaptığı şey muhtemelen suçtu. Ama subay bir eliyle yolcuyu sıkıca tuttu ve diğer eliyle duvardan bir parça toprak alıp askere attı. Asker şaşkınlıkla gözlerini açtı. Mahkumun ne yapmaya çalıştığını gördü. Tüfeğini yere bıraktı, topuklarını iyice toprağa gömdü ve mahkumu öyle bir çekti ki mahkum anında yere düştü. Asker adamın tarafına dönüp zincirleri şakırdatırken subay "Ona ayağa kaldır," dedi. Çünkü mahkumun yolcunun dikkatini dağıttığını fark etmişti. Yolcu artık tırmıkla ilgilenmiyordu. Tüm dikkatini mahkuma vermişti. Subay, "Onu dikkatli tut," diye bağırdı. Cihazın etrafında koştu, mahkumu kollarının altına tuttu ve askerin yardımıyla hala ayak sürüyen mahkumu ayağa kaldırdı. Subay yanına geldiğinde, "Artık her şeyi biliyorum," dedi yolcu. "En önemli şey dışında elbette," dedi subay ve yolcuyu kolundan tutup cihazın üst kısmına götürdü. Tırmığın hareketlerini düzenleyen yazıcının mekanizması işte orada. Ve mekanizmada diyagrama göre cezanın nasıl uygulanacağı düzenleniyor. Hala eski kumandanın diyagramlarını kullanıyorum. İşte bunlar. Deri kabın içinden birkaç sayfa çıkardı. Ne yazık ki onları size veremem. Onlar sahip olduğum en değerli şeyler. Oturun, onları size uzaktan göstereceğim. Hepsini böylece çok iyi şekilde göreceksiniz. Önce ilk sayfayı gösterdi.
Yolcu takdir ettiğini gösteren bir şey söylemek istedi. Ama tek görebildiği karman çorman çizgiler. Her bir yandan çaprazlamasına çizilmiş bir tür labirentti. Bu çizgiler kağıdı öyle çok doldurmuştu ki insan oradaki beyaz kısımları zorlukla görebiliyordu. Okuyun dedi subay. Okuyamıyorum dedi yolcu. Ama çok netler dedi subay. Çok ayrıntılı dedi yolcu. Kaçamak bir şekilde. Ama onu çözemiyorum. Subay gülümseyip kağıtları yeniden göğsüne koyarken evet dedi. Bu çocuklar için el yazısı dersi değil. Onu okumak uzun sürer. En sonunda onu açık seçik bir şekilde anlayabilirsiniz. Elbette basit olmayan bir yazı. Gördüğünüz gibi hemen öldürmek üzere tasarlanmış ama ortalama 12 saat süren bir cezaya göre ayarlanmış. Dönüm noktası 6. saat. Yazının çevresini saran bir sürü süsleme var. Asıl yazı dar bir kemer gibi bedenin etrafını sarıyor. Bedenin geri kalanı süsleme için ayrılıyor. Tırmık ve tüm cihazın çalışmasını artık takdir edebiliyor musunuz? Bir bakın şuna. Merdivene çıktı, bir çarkı çevirdi ve aşağı seslendi. Dikkatli olun, kenara çekilin. Her şey hareket etmeye başladı. Eğer çark gıcırdamasaydı muhteşem olacaktı. Subay çarka bir iki yumruk salladı. Sanki yarattığı gürültüye şaşırmış gibi. Sonra kollarını açıp yolcudan özür diledi. Ve aşağıdaki cihazın çalışmasını görmek için çabucak aşağı indi. Bir şey düzgün çalışmıyordu. Sadece onun fark ettiği bir şey. Yeniden merdivene çıktı ve yazıcının içine iki elini soktu. Sonra daha hızlı şekilde inmek için merdiveni kullanmak yerine sarkıtlardan birinden aşağı kaydı ve gürültüde sesini duyurmak için tüm gücüyle yolcunun kulağına bağırdı. İşlemi anlıyor musunuz? Tırmık yazmaya başlayacak. Adamın sırtındaki yazının ilk kısmını bitirdiğinde ham pamuk katmanı adamı yuvarlayıp tırmığa yeni bir bölge kazandırmak için yavaşça bedenini çevirecek. Tırmık yırtılmış ve bölgeler pamuğun üstüne dek gelecek. Özel bir pamuk olduğu için hemen kanamayı durduracak ve daha derine yazılması için o kısmı hazır edecek. Beden bu şekilde dönerken tırmığın çatalının ucu yaralının üzerinde pamuğu çekip alır. Onu çukura atar ve tırmık yeniden çalışmaya başlar. Bu şekilde yazıyı 12 saat boyunca daha da derinlere yazar. Adam acı içinde kıvranır. 2 saat sonra keçi ağzından çıkarıldığında adamın çığlık atmaya takati bile kalmaz. O sırada yatağın başında sıcak sütlaç elektrikle ıslatılmış kasenin içine konur. Eğer isterse adam diliyle kaseden sütlaç yiyebilir. Herkes yer. Yiyemeyen tek bir kişi bilmiyorum ve bir sürü infaz gördüm. 6 saat sonra ilk önce yeme zevkini kaybeder. Genellikle bu noktada diz çöker ve olayı gözlemlerim. Daha çok nadiren son lokmasını çiğneyerek yutar. Son lokmayı ağzında çevirip onu çukura tükürür. Bunu yaparken kenara çekilmen lazım. Yoksa tükürük yüzüne gelir. Ama 6 saat sonra adam nasıl da sakinleşir. En aptalları bile anlamaya başlar. Gözlerde başlar ve oradan yayılır. İnsanı tırmığın altına yatmaya ikna edecek bir bakıştır. Başka bir şey olmaz. Adam yavaşça yazıyı çözmeye başlar. Sanki dinliyormuş gibi dudaklarını büzer. Gözleriyle yazıyı anlamak çok kolay değildir. Ama adamımız onu yaralarından anlar. Doğru, çok iş var. Tamamlamak 6 saat sürüyor. Ama sonra tırmık onu tükürüp çukura fırlatıyor. Adam orada kanlı su ve ham pamuğun içine düşüyor. Sonra infaz bitiyor. Asker ve ben adamı çabucak gömüyoruz. Yolcu iyi duymak için subaya yanaşmıştı ve ellerini ceketinin cebinde makinenin çalışmasını izliyordu. Mahkum da izliyordu ama hiçbir şey anlamıyordu. Biraz eğildi ve hareket eden iğneleri izlerken asker subay işaret edince mahkumun gömleğini ve pantolonunu bir bıçakla baştan aşağı kesti ve kıyafetler adamın üstünden düştü. Çıplak etini saklamak için yere düşen kıyafetlerini almak istedi. Ama asker onu ayağa dikti ve son kalan paçavraları ondan uzaklaştırdı. Subay makineyi kapattı ve sessizlik içinde mahkumu tırmığın altına yatırdılar. Zincirler çıkarıldı ve adam olduğu yere bağlandı. Mahkum ilk başta rahatlamış gibi göründü. Tırmık bir kat aşağı indirildi. Çünkü mahkum zayıf bir adamdı. İğnelerin ucu tenine değdiğinde adam baştan sona ürperdi. Asker sağ eliyle uğraşırken mahkum ne tarafta olduğunu bilemeden solunu uzattı. Ama elini uzattığı yer yolcunun durduğu yerdi. Subay gözlerini hiç ayırmadan yolcuya bakıyordu. Az önce ona yüzeysel olsa da anlattığı infazı izlemek üzere olduğu için sanki yüzündeki ifadeyi okumaya çalışıyordu. Bileği bağlayacakları bağ kopmuştu. Asker muhtemelen çok sert çekmişti.
Asker bağı subaya gösterdi ve yardım istedi. Subay onun yanına gidip yüzü yolcuya dönük şekilde "Makine çok karmaşık. Arada sırada bir şey kopuyor ya da kırılıyor. Bu yüzden onun gözünden düşmesine gerek yok. Neyse, bağ yerine başka bir şey kullanalım. Bir zincir kullanalım. Ancak sağ kolunu hareket kabiliyeti oldukça etkileyecek" dedi. Zinciri takarken konuşmaya devam etti. "Makinenin bakım onarım kaynakları şu an çok kısıtlı. Eski kumandan zamanından özellikle bu iş için ayrılmış nakit para kasasına ulaşabiliyordum. Tüm yedek parçaların tutulduğu bir depo vardı. Ondan bolca yararlandığımı söylemeliyim. Yeni kumandanın dediği gibi, şimdi değil, eskiden. Yeni kumandana göre her şey eski uygulamalara karşı savaşmak için kullanılacak bir araç. Makine için olan para kasası artık onun kontrolünde ve ondan bağ istersem yırtılmış olanı kanıt olarak ister. Yeni olan 10 günden önce gelmez ve üstelik istediğimde ucuz bir bağ yani. Ama şimdi bağ olmadan makineyi nasıl çalıştıracağım? Bu hiç kimsenin umurunda değil." Yolcu düşünüyordu. Tuhaf durumlarda kararlı bir şekilde müdahale etmek her zaman düşünülmesi gereken bir şeydi. O ne ceza sömürgesinin ne de bu ülkenin vatandaşıydı. İnfazı durdurmak ya da ertelemek istese bile insanlar ona şunu diyebilirdi: "Sen bir yabancısın, kapa çeneni." Buna verecek bir cevabı yoktu ama burada ne aradığını anlamadığını söyleyebilirdi. Çünkü bu yolculuğunun amacı sadece gözlemlemekti. Başkalarının hukuk sistemini değiştirmek değil. Doğru, bu noktada işlerin geldiği nokta oldukça baştan çıkarıcıydı. İşlemin adaletsizliği ve infazın insanlık dışı olduğu su götürmezdi. Hiç kimse yolcunun kendi çıkarı için hareket ettiğini söyleyemezdi. Çünkü mahkumu tanımıyordu. Ne onun hemşerisiydi, ne de sempati duyduğu biriydi. Yolcunun yüksek makamlardan aldığı referans mektupları vardı ve burada büyük bir nezaketle karşılanmıştı. Hatta buraya davet edilmesinin nedeni insanların onun bu mahkeme hakkında ne düşündüğünü öğrenmekti. Şimdi açık seçik bir şekilde duyduğu üzere kumandan bu işlemi desteklemiyordu ve hatta subaylarından neredeyse düşmanca bir ilişkisi vardı. Bu sırada yolcu subayın öfkeyle bağırdığını duydu. Mahkumun ağzına kolayca keçeyi sokmuştu ki midesi bulanan mahkum gözlerini kapatıp onu ağzından çıkardı. Subay onun kafasını kenara çekti ve başını çukura doğru çevirmek istedi. Ama çok geç kalmıştı. Makinenin içine kusmuk dolmaya başlamıştı. "Tüm bunlar kumandanın suçu," diye bağırdı subay. Ve dalgınlıkla pirinç çubukları gıcırdatıldı. "Makinem bir domuz ağalı kadar pismiş." Titreyen elleriyle yolcuyu ne olduğunu gösterdi. Kumandana infazdan bir gün önce mahkumlara yemek verilmemesi gerektiğini binlerce kez anlattım. Ama yeni müşfik yönetimin farklı düşünceleri var. Adam götürülmeden önce kumandanın karısı adama şekerli yiyecekler verdi. Tüm hayatı boyunca kokmuş balıkla beslenen bir adamı şekerle beslemek nereden çıktı? Buna da tamam. Bir itirazım yok. Ama 3 aydır istememe rağmen neden yeni bir keçe almıyorlar peki? Midesi bulanmadan hangi adam böyle bir keçeyi ağzına alabilir? 100 adamın ölürken emip çiğnediği bir şeyi kim ağzına koyar? Mahkum başını aşağı eğmiş huzurlu görünüyordu. Asker makineyi mahkumun kıyafetlerinden bir parçayla temizlemekle meşguldü. Bir şey olacağını hisseden yolcu, subayın kendisine doğru geldiğini görünce geri çekildi. Ama subay onu kolundan tutup bir kenara çekti. "Sizinle özel bir şey konuşmak istiyorum," dedi. "Sakıncası var mı?" "Hayır," dedi yolcu ve bakışlarını aşağı indirip dinlemeye başladı. İzleme fırsatı yakaladığını, bu işlem ve infazın sömürgemizde artık açık açık destekleyen kimse yok. Tek savunan kişi benim. Tıpkı eski kumandanımızın mirasına sahip çıkan tek kişi olduğum gibi. Bu sistem çok daha kapsamlı, başka bir sistem düşünemiyorum. Şu an burada olan şeyi devam ettirmek için tüm gücümü kullanıyorum. Eski kumandan hayattayken sömürge onun destekçileriyle doluydu. Eski kumandanın ikna edici tarafına sahibim ama onun kudretinden yoksunum ve sonuç olarak destekçiler kendilerini gizliyor. Bir sürü var ama hiçbiri bunu itiraf etmiyor. Bunun bir çayhaneye gidip bir infaz günü hem de ve kulaklarınızı açarsanız muğlak ifadeler dışında hiçbir şey duymazsınız. Hepsi destekliyor aslında. Ama şimdi kumandan, onun karısının düşünceleri, tüm bunların benim için hiçbir anlamı yok. Şimdi size soruyorum. Bu kumandan ve onun karısının düşünceleri yüzünden, derken makinayı gösterdi, bu hayat boyu süren iş yok mu olmalı? İnsanlar bunun olmasına izin mi vermeli? Hem de burada, bir yabancıyken ve ülkemizde sadece birkaç gündür bulunmanıza rağmen.
Ama kaybedecek zaman yok. İnsanlar çoktan benim mahkeme uygulamalarıma karşı bir şeylerin hazırlığı içinde. Kumandanın odasında çoktandır tartışıyorlar ve ben bu görüşlerine davetli değilim. Sizin bugünkü ziyaretiniz bile tüm durumun tipik bir göstergesi. İnsanlar korkaktır ve sizi gönderdiler. Bir yabancıyı. İnfazları önceden görmeliydiniz. Tüm vadi insanlarla dolardı. Hatta infazdan bir gün önce hepsi izlemeye gelirdi. Sabah erken saatlerde kumandan karısıyla görünürdü. Bando takımı tüm kampı ayağa kaldırırdı. Her şeyin hazır olduğunu duyururdum. Kalabalık ve katılması zorunlu olan yüksek mevkiden yetkililer makinenin etrafında toplanırdı. Asır sandalye yığını o günlerden kalma. Makine yeni temizlenmiş ve parlatılmıştır. Hemen hemen her infazda yeni yedek parçalarım olurdu. Yüzlerce insanın önünde tüm seyircileri görmek için ayak uçlarında yükselirdi. Kumandan mahkumu tırmığın altına yatırırdı. Bugünlerde ise ben kıdemli yargıç olduğum için bu işi sıradan bir asker yapıyor. Ama o zamanlar bu işi yapmak benim için onurdu. Sonra infaz başlardı. Makinenin işini aksatan hiçbir ahenksiz ses çıkmazdı. Çoğu insandan daha fazla bakamazdım. Ama kumların üzerine gözlerini kapatarak uzanırdı. Hepsi bilirdi. Adalet yerini bulurdu. Sessizlikte insanlar ağzına keçe tıkılmış mahkumun inlemelerinden başka bir şey duymazdı. Bugünlerde makine artık hiçbir mahkumun ağzından şöyle dolu dolu bir inleme çıkartamıyor. Keçe artık mahkumların ağzına tam tıkayamıyorum. Ama o zamanlar yazıyı yazan iğneler yakıcı bir sıvıyla batırılırdı. Ancak artık kullanmak yasak. Sonra 6. saat gelirdi. Herkesin daha yakından bakmak istediğini yerine getirmek imkansızdı. Çok akıllı olan kumandan çocukların en öne geçirilmesini sağlardı. Doğal olarak mevkimden dolayı ben her zaman önde olurdum. Genellikle kucağımda iki çocukla biri sağımda, biri solumda yere çömelirdim. O ölmek üzere olan yüzdeki değişen ifadeyi gözümüzü ayırmadan izlerdik. Yüzümüzü bu adaletin tecellisiyle nasıl da alev alev yanardı. Dostum, ne günlerdi. Subay, karşısındakinin kim olduğunu tamamen unutmuştu. Kolunu yolcuya dolamış ve başını omzuna yaslamıştı. Yolcu çok utanmıştı. Sabırsızlıkla subayın kafasına bakıyordu. Asker temizliği bitirdi ve bir tenekeden kaseye bir miktar sütlaç döktü. Çoktan kendine gelmiş olan mahkum, sütlaçı görür görmez hemen diliyle kaseyi yalamaya başladı. Asker onu uzaklaştırmaya çalışıyordu. Çünkü sütlaç sonraki bir zaman için hazırlanmıştı. Ama yine de askerin uzanıp bir miktar yiyeceği kirli elleriyle aldıktan sonra onu açlıktan ölmek üzere olan mahkumun önünde yemesi hiç uygun değildi. Subay hemen kendini topladı. Sizi üzmek istemedim dedi. Bugünlerde birinin sizi anlaması imkansız. Ayrıca makine hala çalışıyor ve kendi kendine işliyor. Bu vadide tek başına dururken bile kendi kendine çalışıyor. Yüzlerce insan eskiden olduğu gibi çukurun etrafına sinekler gibi üşüşmese de nihayetinde cesetler o çukura düşmeye devam edecek. O zamanlar kalabalık yüzünden çukurun etrafına çit çekmek zorunda kalmıştık. Uzun zaman önce sökülüp atıldı. Yolcu yüzünü subaydan öte tarafa çevirmek istedi ve öylesine etrafına bakılmaya başladı. Subay onun çorak vadiye baktığını düşündü. Bu yüzden onun ellerini tuttu. Onu kendisine çevirip "Bunu görmek sizi utandırıyor mu?" diye sordu. Yolcu hiç cevap vermedi. Subay onu bir süre yalnız bıraktı. Bacakları ayrık ve elleri kalçasında durdu ve yere baktı. Sonra neşeyle yolcuya bakıp "Dün kumandan sizi davet ettiğinde yakınlardaydım. Davetini duydum. Kumandanı tanırım. Bu davetle neyi amaçladığını hemen o dakika anladım. Bana karşı duracak kadar kudretli olduğunu bilmeme rağmen yine de bunu yapamıyor. Ama benim tahminim sizin aracılığınızla saygıdeğer bir yabancının düşüncelerini açığa vuruyor. Çok hesap kitapçıdır. Şu an adadaki ikinci gününüzdesiniz. Eski kumandanı ve onun düşünme tarzını bilmiyordunuz. Avrupalı bir bakış açısıyla görmeye tutsaksanız, ayrıca halk katılımı olmadan kısmen zarar görmüş bir makineyle infazın ne kadar üzücü bir uygulama olduğunu gördünüz. Şimdi tüm bunları bir araya getirirsek, kumandan da böyle düşünüyor, benim infaz şeklimin doğru olmadığını düşüneceğinizi tahmin etmek kesinlikle çok kolay. Öyle değil mi? Bunun doğru olduğunu düşünmeseydiniz, bu konuda sessiz kalmazdınız. Hala kumandanın düşünceleri üzerinden konuşuyorum. Çünkü denenmiş ve doğru kanılarınızda yanılgısız olduğuna inancınız tam. İnsanların içinde bir sürü tuhaf şeyler görmüş ve onlara saygı duymayı öğrenmişsinizdir.
Bu yüzden kendi memleketinizde olduğu gibi bu uygulamaya karşı yüksek sesle düşüncelerinizi tam gücüyle dile getirmeyeceksiniz. Ama kumandanın buna gerçekten ihtiyacı yok. Öylesine bir söz, ağzından kaçırdığı bir yorum onun için yeterli. Kumandanın isteklerine tercüman olduğunuz sürece düşüncelerinizin bu konuyla uyumlu olmasına gerek yok. Sizi sorgulamak için tüm kurnazlığını kullanacağına eminim. Kadınlar etrafını çevirip hevesle onu dinliyor. Siz, bizde yargılama sistemi tamamen farklı ya da bizde şüpheli hüküm verilmeden önce sorgulanır ya da sadece orta çağda işkence yapılırdı gibi bir şey diyorsunuz. Sizin için bu gözlemler aşikar olduğu kadar doğru da görünüyor. Benim uygulamama dil uzatmayan masum cümleler. Ama kumandan bu cümleleri nasıl algılayacak? Kumandan hazretlerimiz anında sandalyesini bir kenara itip hızla balkona çıkıyor. Kadınları onun peşinden dışarı fırlıyor. Bunları şimdiden görebiliyorum. Onun sesini duyuyorum. Kadınlar onun kükrediğini sanıyor ve şimdi konuşmaya başlıyor. Tüm ülkelerdeki yargılama tarzlarını incelemekle görevlendirilmiş batılı büyük bir kaşif, bizim yargılama tarzımızın eski ve insanlık dışı olduğunu söyledi. Böyle bir şahsiyetin bu konudaki hükmü karşısında artık bir uygulamaya daha fazla izin veremem. Bu yüzden bugünkü itibaren emrettiğim üzere vesaire. Siz araya girmek istiyorsunuz. Onun söylediği şeyleri söylemiştiniz. Yaptığım işleme insanlık dışı dememiştiniz. Tam tersine derin içgörünüzle bunu son derece insani ve kıymetli olduğunu düşünüyorsunuz. Makineye hayransınız. Ama çok geç. Kadınların doldurduğu balkona bile çıkmıyorsunuz. Dikkatlerini çekmek istiyorsunuz. Bağırmak istiyorsunuz. Ama bir kadın eliyle ağzını kapatıyor ve ben ve eski kumandanın yaptıkları yok olup gidiyor. Yolcu gülümsemesini bastırmak zorunda kaldı. Kaçamak bir şekilde etkimi abartıyorsunuz. Kumandan benim tavsiye mektuplarımı okudu. Benim yargılama konusunda uzman olmadığımı biliyor. Düşüncemi belirtmem gerekecekse bile sırada bir insanın bir başkasının düşüncesinden daha fazla ehemmiyetli olacaktır. Ve her halükarda sömürgede çok güçlü biri olan kumandanın düşüncesinin çok daha az önemli olacağından eminim. Bu uygulama konusunda düşünceleri sizin düşündüğünüz kadar kesin. Bu yüzden bu uygulamanın sona ereceği gün geldiğinde benim nacizane görüşmek gerek kalmayacaktır dedi. Subay ne dediğini anlamamıştı. Hayır, anlamamıştı. Şiddetli bir şekilde başını salladı. Mahkûme ve askere şöyle bir bakış attı. İkisi de ürkmüş ve sütlaç yemeği bırakmıştı. Subay yüzüne bile bakmadan yolcunun yanına sokuldu. Gözlerini ceketinden ayırmadan eskisine nazaran daha nazik bir sesle "Komutanı tanımıyorsunuz. O ve hepiniz düşünüldüğü zaman siz bunu söylediğim için beni affedin, tamamen masum birisiniz. Etkiniz, inanın bana, kesinlikle küçümsenemez. Aslında infaz sırasında burada olacağınızı duyduğumda çok sevindim. Kumandanın bu emri doğrudan beni hedef alıyordu. Ama şimdi bunu avantajıma çevireceğim. Sahte imalar ve aşağılayan bakışlarla dikkatinizi dağılmadan infaz sırasında çok sayıda insan olduğundan bunlardan kaçınamazsınız. Açıklamalarımı dinlediniz, makineye baktınız ve şimdi infaza şahit olmak üzeresiniz. Hükmünüzü sabit olduğunda eminim. Ufak tefek şüpheleriniz kalmışsa infaza tanık olduğunuz zaman onlar da yok olacaktır. Şimdi sizden rica ediyorum. Kumandana karşı yanımda olun. Yolcu onun daha fazla konuşmasına engel oldu. Nasıl yapabilirim ki bunu dedi. Bu imkan tamamen imkansız. Size ne kadar az zarar verirsem o kadar yardımcı olabilirim. Bunu yapabilirsiniz dedi subay. Yolcu subayın yumruklarını sıktığını fark etti. Daha ısrarlı bir şekilde yapabilirsiniz diye yeniledi. Başarılı olacak bir planım var. Etkinizin olmadığını düşünüyorsunuz. Bunun yeterli olacağını biliyorum. Ama haklı olduğunuzu varsayarsak, uygun olmayacak o metotları denemek için tüm bu uygulamanın birikimleri bir şansı hak etmiyor mu? Bu yüzden planımı dinleyin. Bunu gerçekleştirmek için bu uygulama hakkındaki hükmünüz konusunda bugün sömürgede mümkün oldukça sessiz kalmanız her şeyden çok önemli. Biri size doğrudan soru sormadıkça hiçbir görüş belirtmemelisiniz. Ama söylemek zorunda kalırsanız cümleleriniz kısa ve muğlak olmalı. İnsanlar sizin bu konuda konuşmakta zorlandığınızı, üzüldüğünüzü, açık açık konuşmanız gerekirse sövüp sayacağınızı düşünmeli. Sizden yalan söylemenizi istemiyorum. Hem de hiç. Sadece kısa cevaplar vermelisiniz. Şunun gibi şeyler. Evet, infazı gördüm ya da evet,
tüm açıklamaları dinledim. Hepsi bu. Başka bir şey yok. Bu kumandanın düşündüğü şey olmasa da insanlar sizi büyük bir acı içinde olduğunuzu görmeleri için birkaç kısa cümle yeterli olacaktır. Kumandan doğal olarak meseleyi tamamen yanlış anlayacak ve bunu kendince yorumlayacaktır. Planım buna dayanıyor. Yarın kumandanın başkanlığında merkezde yüksek rütbeli subaylarla oluşan bir toplantı yapılacak. Kumandan elbette bu toplantıyı bir gösteriye nasıl dönüştürebileceğini biliyor. Her zaman izleyicilerle dolu bir galeri yaptırdı. Beni tiksindirseler de bu toplantıya katılmak zorundayım. Her halükarda bu toplantıya siz de davet edileceksiniz. Planıma uygun davranırsanız toplantı ısrarcı bir ricaya dönecektir. Ama davet edilmeme ihtimalinize karşın davet edilme konusunda ricada bulunmalısınız. Hiç sorgusuz davet edileceksinizdir. Şimdi yarın komutanın kadınlarıyla birlikte onun locasında oturuyorsunuz. Orada olduğunuzdan emin olmak için sık sık size bakıyorlar. İzleyiciler için tasarlanmış bir sürü ıvır zıvır ve saçma sapan gündem maddelerinden sonra çoğu liman yapımı hakkındadır. Hatta her zaman liman yapımı hakkındadır. Yargılamaya dair süreç tartışmaya açılıyor. Kumandan kendisini konuya açmazsa ya da kısa sürede gündeme gelmezse bile ben konunun açılmasını sağlayacağım. Ayağa kalkıp bugünkü infazla ilgili bilgi vereceğim. Kısacık bilgi verir gibi. Böylesi bir rapor vermek gerçekten zorunlu değil ama yine de yapacağım. Kumandan her zamanki gibi dostane bir gülümsemeyle bana teşekkür ediyor. Artık kendine engel olamıyor. Bu muhteşem fırsattan istifade ediyor. İnfaz raporu şimdi okundu gibi bir şeyler diyecek. Hepinizin bildiği gibi sömürgenimize yaptığı olağanüstü ziyaretlerle bizi onurlandıran büyük bir kaşifin infazına katıldığını bu rapora eklemek isterim. Hatta varlığıyla bugünkü toplantımızın önemini arttırmıştır. Bu eski yöntemlerin uygulandığı infaz süreci hakkında bu büyük kaşif düşüncelerini soralım. Elbette her yerden alkış yükseliyor. Evrensel bir onay eşliğinde. Benim sesim herkesten yüksek çıkıyor. Kumandan size eğilerek selamlıyor. Ve o halde herkesin adına size soruyorum diyor. Ve siz parmaklığa doğru yürüyorsunuz. Ellerinizi herkesin görebileceği şekilde üzerine koyun. Öteki türlü kadınlar ellerinizi tutup parmaklarınızla oynar. Ve sıra konuşmanıza geliyor. Bu gerileme nasıl dayanacağımı bilmiyorum. Konuşmanızda çekingen davranmayın. Hakikati anlatın. Parmaklığa dayanın ve yüksek sesle dile getirin. Evet, evet komutanın yüzüne doğru görüşlerinizi, sarsılmaz görüşlerinizi haykırın. Ama belki bunu yapmak istemezsiniz. Bu sizin karakterinize uymaz. Belki ülkenizde insanlar bu tür durumlarda farklı davranıyordur. Pekala. Bu tamamen anlaşılabilir bir şey. Hiç ayağa kalkmayın. Sadece birkaç kelime edin. Onları fısıldayın. Sadece altınızda yetkililer sadece bu sözleri duysun. Bu yeter. İnfaza katılımın olmadığından ya da gıcırdayan çark, yırtılmış bağ, iğrenç keçeden bahsetmek zorunda değilsiniz. Hayır. Diğer ayrıntılar ben ilgileneceğim. Ve inanın bana konuşmam kumandanı dışarı çıkmaya zorlamasa da onu diz çökmeye zorlayacağım. Böylece önümde eğilip itiraf edecek. Eski kumandan önümüzde eğiliyorum. Planım bu. Bunu yapmamda bana yardım eder misiniz? Tabii ki istersiniz. Bundan ötesi yapmak zorundasınız. Subay iki kolundan yolcuyu tuttu ve ona bakarken yüzüne doğru verdi nefesini. Son cümleyi o kadar yüksek sesle söylemişti ki asker ve mahkumun bile dikkatini çekmişti. Tek bir kelime bile anlamamalarına karşın yemeği bıraktı ve hala ağzındaki lokmaları çiğnerken yolcuya baktılar. En baştan beridir yolcunun vermek zorunda olduğu cevaba dair hiç şüphesi yoktu. Burada tereddüt edemeyecek kadar bir sürü şey görüp geçirmişti. Dürüst ve korkusuz bir adamdı. Asker ve mahkum hala ona bakarken bir an tereddüt etti. Ama en sonunda söylemesi gerekeni söyledi. Hayır. Subay defalarca gözlerini kırpıştırdı ama gözlerini yolcudan ayıramadı. Açıklama ister misiniz diye sordu yolcu. Subay şaşkın bir şekilde başını salladı. Bu uygulamaya karşıyım, dedi yolcu. Bana yakınlık göstermediğinizden bir önce bile. Elbette hiçbir şartta sizin yakınlığınızı suistimal etmem. Bu uygulamaya mücadele edip etmeyeceğimi ve mücadelemin en ufak bir başarı şansı olup olmadığını düşünüyordum. Durum buysa ilk başta kime gitmem gerektiğini biliyorum. Kumandana. Meseleyi benim için fazlasıyla netleştirdiniz. Ama kararımı güçlendirmek yerine tam tersini yaptınız. Beni vazgeçirmezse bile
Sizin görüşünüzü son derece önemli buluyorum. Subay sessiz kaldı. Makineye döndü, pirinç çubuklardan birini kavradı ve sonra biraz yaslanarak her şey yerli yerinde mi diye kontrol etmek ister gibi yazıcıya baktı. Mahkum ve asker arkadaş olmuş gibiydiler. Mahkum askere işaretler yapıyordu. Ancak bağları çok sıkı olduğu için bunu yapmak onun için çok zordu. Asker üzerine eğilmişti. Mahkum ona bir şeyler fısıldarken asker de başını sallıyordu. Yolcu subayın yanına gidip ne yapacağımı henüz bilmiyorsunuz. Evet, kumandana uygulama hakkında düşüncelerimi söyleyeceğim. Ama bir toplantıda değil, özel olarak. Ayrıca burada bir toplantıya ya da başka bir şeye çağrılmayı bekleyecek kadar uzun süre kalmayacağım. Yarın sabah erkenden gidiyorum. Ya da en azından gemiye binerim, dedi. Subay onu dinliyor gibi görünmüyordu. Yaşlı bir adamın bir çocuğun aptallıklarına, gerçek düşüncelerini o gülümsemenin ardında saklar gibi gülümserken kendi kendine "Demek bu süreç sizi ikna etmedi," dedi. "O halde zamanı geldi," dedi. En sonunda ve parlak gözlerinde bir tür rica, katılımı için bir yalvarışla yolcuya baktı. Yolcu, "Neyin zamanı?" diye sordu. Ama hiç cevap almadı. Subay, kendi dilinde mahkuma, "Özgürsün," dedi. Adam ilk başta inanmadı. Subay, yeniden, "Özgürsün," dedi. Mahkumun yüzünde ilk defa gerçek yaşam işaretleri göründü. Doğru muydu? Subayın ruh hali mi değişmişti? Yabancı yolcu onun cenazesini mi ertelemişti? Doğru muydu? Adamın yüzündeki ifadeden bu sorular sorduğu görülüyordu. Ama uzun süre değil. Durum ne olursa olsun gerçekten özgür olmak istiyordu. Ve tırmık izin verdiği sürece ileri geri sallanmaya başladı. "Bağlarını yırtıyorsun," diye bağırdı subay. "Kıpırdama, hemen onları çözeriz." Askere işaret edip onun işe başladı. Mahkum hiçbir şey söylemedi ve kendi kendine hafifçe gülümsedi. Yüzünü subaya döndü ve sonra askere ve sonra da yolcuya, onu ihmal etmemişti. Subay, "Çek onu," diye emretti askere. Bu süreç tırmık yüzünden büyük dikkatle gerektiriyordu. Mahkumun sırtında sabırsızlığı yüzünden birkaç küçük yara olmuştu. Ancak bu noktadan sonra subay ona dikkat bile etmiyordu. Yolcunun yanına gitti, göğsünden deri kabı bir kez daha çıkardı. Sayfaları çevirdi. En sonunda aradığı sayfayı bulup onu yolcuya gösterdi. "Okuyayım bunu," dedi. "Okuyamıyorum," dedi yolcu. "Okuyamadığımı daha önce size söylemiştim." Subay, "Ama yakından bir kez daha bakın," dedi. Ve onunla birlikte okumak için yolcunun yanına iyice sokuldu. Bu işe yaramayınca sayfaya birkaç şartta dokunulmazmış gibi serçe parmağını kağıdının üzerinde havaya kaldırdı. Böylece bunu yaparak okumayı yolcu için daha da kolaylaştırmaya çalıştı. Yolcu da çabaladı. En azından subayı memnun edebilirdi. Ama bunu yapmak onun için imkansızdı. O zaman subay yazıyı hecelemeye başladı. Ve sonra tüm mektupların hepsini yüksek sesle okudu. "Adil olun," diyor dedi. "Şimdi okuyabilirsiniz." Yolcu kağıdın üzerine o kadar çok eğildi ki onun dokunmasından korkan subay kağıdı çevirdi. Yolcu başka bir şey demedi. Ama hala kağıtta yazılanları okuyamıyordu. "Adil olun," diyor dedi subay yeniden. "Olabilir," dedi yolcu. "Orada onun yazdığına inanıyorum." Subay kısmen tatmin olmuştu. "Güzel," dedi. Elinde kağıtlarla merdivene tırmandı. Büyük dikkatle kağıdı yazıcının içine koydu. Ve dişli kısmını tamamen etrafında çeviriyor gibiydi. Bu çok yorucu bir işti. Son derece küçük çarklarla bunu yapması gerekiyordu. Dişleri öyle yakından incelemek zorundaydı ki bazen tamamen yazıcının içinde kayboluyordu. Yolcu gözünü ayırmadan aşağıda onun çalışmasını izledi. Boynu katılaştı ve gözleri sanki korlar dökülüyormuş gibi acıyordu. Asker ve mahkum kendi işlerine dalmıştı. Asker süngüsünün ucuyla mahkumun çukurdaki gömlek ve pantolonunu çıkarıyordu. Gömlek çok pisti ve mahkum onu su kovasında yıkadı. Mahkum gömleği ve pantolonu giyerken askerle birlikte karınlarını tuta tuta güldüler. Çünkü kumaş parçaları sırtında ikiye ayrılmıştı. Mahkum belki de askeri güldürmenin görevi olduğunu düşünüyordu. Parçalanmış kıyafetleri için askerin etrafında dönerken bir iki yere çökmüş, dizlerine vura vura gülüyordu. Ama diğer iki adamın orada olduğu akıllarına gelince kendilerine geldiler. Subay makinenin işini bitirince gülümseyerek her şeye baktı. Tüm parçalarına bir kez daha baktıktan sonra bu sefer şu ana kadar açık olan yazıcının kapağını kapattı. Aşağı indi,
Çukura baktı. Sonra da mahkuma. Adamın kıyafetlerini çukurdan çıkarttığını görünce memnun oldu. Ellerini yıkamak için su kovasına gitti. Suyun çok pis olduğunu fark ettiğinde geç olmuştu ve ellerini yıkayamadığı için canı sıkılmıştı. En sonunda ellerini kuma soktu. Bu seçenek de hoşuna gitmedi. Ama bu şartlar altında yapması gerekeni yaptı. Sonra doğruldu ve üniformasının düğmelerini açmaya başladı. Bunu yaparken yakasına soktuğu iki güzel kadın mendili eline geldi. "Al bakalım mendillerini," dedi ve onları mahkuma fırlattı. Sonra yolcuya açıklama yapar gibi "Hanımlardan hediyeydi," dedi. Üniformasını çıkarırken ve tamamen soyunurken ne kadar hızlı görünse de kıyafetlerine çok özen gösteriyordu. Tüniğinin üzerindeki gümüş şeritlerin üzerinde parmaklarını büyük özenle gezdirdi ve bir püskülü salladı. Ama bu özenine karşın kıyafetlerini çıkarır çıkarmaz hepsini öfkeyle çukura attı. Son kalan eşyaları kısa bir kılıç ve koşum takımıydı. Kılıcı kınından çıkardı. Onu parçalara ayırdı. Hepsini bir araya getirdi. Kılıç parçaları, kın ve koşum takımı. Hepsini zorlukla öyle fırlattı ki çukura, düşerken hepsi birbirine çarpıp şangırdadılar. Şimdi çırılçıplak duruyordu. Yolcu dudaklarını ısırdı ve hiçbir şey demedi. Çünkü ne olacağını biliyordu. Ama subayı hiçbir şekilde engellemeye hakkı yoktu. Subayın sıkı sıkıya yapıştığı yargı süreci iptal edilme noktasına gerçekten bu kadar yakınsa belki de yolcunun müdahalesinin bir sonucuydu. Bu yüzden yolcu kendini bir parça sorumlu hissediyordu. O zaman subayın şu anki edimi tamamen doğru bir davranıştı. Onun yerinde olsaydı yolcu da farklı davranmazdı. Asker ve mahkum ilk başta hiçbir şey anlamadı. İlk başta bakmamışlardı. Bir kere bile. Mahkum mendilleri geri aldığı için çok mutluydu. Ama çok uzun süre devam etmedi mutluluğu. Çünkü asker mendilleri ondan beklemediği bir anda çekip alıvermişti. Mahkumun mendilleri askerin kemerinden almaya çalıştı. Ama asker çetin cevizdi. Bu yüzden dövüşmeye başladılar. Subay tamamen soyunduğunda ancak durdular. Mahkum bir tür önemli bir değişimin ön sezisiyle dehşete düşmüş gibi görünüyordu. Onun yerine subay geçmişti. Belki bu sefer uygulamayı kendi kendine bitirecekti. Yabancı yolcu muhtemelen emir vermişti. Demek bu intikamdı. Kendisi sonuna kadar acı çekmemiş olsa da intikama alınacaktı. Yüzünde kocaman, sessiz bir gülümseme oluştu ve asılı kaldı. Subay makineye döndü. Önceden makinenin nasıl çalıştığını bilmemiş olsaydı, insan onun davranma şeklini ve ona nasıl boyun eğdiğini görünce korkabilirdi. Kendisi için bir yer ayarlamak adına doğru noktaya ulaşana dek defalarca kez inip kalkması için sadece elini tırmığa yaklaştırması gerekiyordu. Yatağı kenarlarından kavradı ve yatak titremeye başladı bile. Ağzını keçeye sıkıştırdı. Subayın bunu yapmak istemediği yüzünden anlaşılıyordu. Ama tereddütü anlıktı. Hemen boyun eğdi ve keçeyi ağzında tutmaya devam etti. Yan taraflara sarkan bağlar hariç her şey hazırdı. Ama onlar da gerçekten gerekli değildi. Subayın bağlanmasına gerek yoktu. Mahkum bağların sarkık olduğunu görünce onlar sıkı sıkıya bağlanmadıkça infazın tamamlanmayacağını düşündü. Askere el kol işareti yaptı ve subayı bağlamak için koştular. Subay yazıcıyı hareket ettirmek adına tasarlanmış manivelaya tekme atmak için ayağını uzatmıştı. Sonra iki adamın ona doğru geldiğini gördü. Ayağını geri çekti ve kendisini bağlamalarına izin verdi. Ama artık manivelaya uzanamıyordu. Ne asker ne mahkum onu bulamadı ve yolcu müdahale etmeye karar verdi. Ama buna gerek yoktu. Makine çalışmaya başladığında bağları zar zor bağlamışlardı. Ya da titriyordu. İğneler derisinin üzerinde dans ediyor ve tırmık aşağı yukarı sallanıyordu. Yolcu yazdaki bir çarkın gıcırdaması gerektiğini hatırlayana dek bir süre makineden gözlerini ayırmadı. Ama her şey sessizdi. En ufacık bir ses bile yoktu. Sessiz çalıştığı için makine pek dikkat çekmiyordu. Yolcu askere ve mahkuma baktı. Mahkum içlerindeki en canlı görünendi. Makinedeki her şey ilgisini çekiyordu. Bazen eğiliyor, bazen doğrulup askere bir şey göstermek için sürekli işaret parmağıyla bir şeyler gösteriyordu. Yolcu için bu utanç vericiydi. Sonuna kadar burada kalmaya karar vermişti. Ama diğer iki adamı görmeye daha fazla tahammül edemiyordu. "Eve gidin," dedi. Asker bunu yapmaya dünden razıydı. Ama mahkum bunu bir ceza olarak algıladı. Ellerini kaldırıp
Orada kalmak için yalvarıp yakardı. Yolcu hayır anlamında başını sallayıp vazgeçmeye niyeti yokmuş gibi görününce mahkum ayaklarına bile kapandı. Burada emir vermenin bir işe yaramadığını gören yolcu diğer ikisini kovaladı. Sonra yazıcının içinden gelen bir ses duydu. Başını kaldırdı. Dişli yerinden çıkıyor muydu? Ama bu başka bir şeydi. Yazıcının kapağı yavaşça kalktı ve sonra tamamen açıldı. Bir dişli çark göründü ve yukarı çıktı. Kısa sürede tüm çark ortaya çıktı. Sanki büyük bir güç yazıcıyı zorluyormuş gibi. Bu yüzden bu çark için daha fazla yeterli yer kalmadı. Çark yazıcının ucuna doğru yuvarlandı. Aşağı düştü, kumda bir süre yuvarlandı ve sonra yere kapaklanıp öylece kaldı. Ama yazıcının üzerine başka bir dişli çark yukarı doğru hareket ediyordu. Peşinden bir sürü geldi. Büyükler, küçükler, seçmesi zor olanlar. Her birinde aynı şey oldu. İnsan yazıcının tamamen boşaldığını düşünebilirdi. Ama bir sürü parçası olan yeni bir küme yükseldi. Düştü. Toprakta yuvarlandı ve öylece kaldı. Tüm bunlar devam ederken mahkum, yolcunun emrini tamamen unutmuştu. Dişli çarklara hayran kalmıştı. Bir tanesini almak istiyordu ve aynı zamanda askere ona yardım etmesi için ısrar ediyordu. Ama sürekli elini geri çekiyordu. Çünkü anında bir başka çark düşüyor, yerde yuvarlanıp onu şaşırtıyordu. Yolcu ise aksine öfkelenmişti. Görünüşe göre makine parçalanıyordu. Sessizce çalışması bir kandırmacaydı. Sanki subayla ilgilenmesi gerekiyormuş gibi hissetti. Çünkü Beriki artık kendine bakacak durumda değildi. Ama düşen çarklar ilgisini çekmeye devam ederken makinenin geri kalanına bakmayı unutmuştu. Ancak tırmığın üzerine eğildiğinde son çark parçası da yazıcının üstüne düştü. Yeni, hatta daha tatsız bir şaşkınlık çöktü üzerine. Tırmık yazmıyor, sadece girip çıkıyordu. Ve yatak sadece beni sallamıyor, onu iğnelere doğru kaldırıyor ve titriyordu. Bu subayın yaşamak istediği bir işkence değildi. Bu saf ve basit olarak bir cinayetti. Ellerini uzattı ama o noktada tırmık şişlenmiş bedeni çoktan yukarı ve yana kaldırmıştı bile. Tüm bunları daha önce yapmıştı ama 12. saatte kan yüzlerce nehir gibi akıyordu ama suyla karışık değildi. Çünkü su mekanizması da çalışmıyordu. Sonra son bir şey yanlış gitti. Beden iğnelerinden kurtulmadı. Kan nehri gibi akıyordu ama çukurun üzerine düşmeden asılı duruyordu. Tırmık eski konumuna dönmek istiyordu. Ama sanki yükünden kurtulamayacağını biliyormuş gibi çukurun üzerinde öylece durdu. Yolcu, "Yardım edin!" diye bağırdı asker ve mahkuma ve subayın ayaklarını tuttu. Subayın ayaklarını itmek ve diğerlerini de başını diğer tarafa tutmalarını istiyordu. Böylece yavaş yavaş iğneden kurtarabilirlerdi. Ama diğer iki adam gelip yardım etme konusunda kararsızdılar. Mahkum hem arkasını döndü, yolcu onun yanına gidip subayın kafasını tutması için onu sürükleyerek getirdi. O sırada istememesine karşın cesedin yüzüne baktı. Hayattayken de yüzü böyleydi. Beklediği dönüşüme dair hiçbir işaret görmedi. Diğerlerinin makinede bulduğu şeyi subay bulmamıştı. Dudakları sımsıkı kapalı, gözleri açık ve hala hayattaymış gibi bakıyordu. Bakışı sakin ve inanç doluydu. Büyük bir demir iğnenin ucu alnına yarmıştı. İkinci kısım. Yolcu, arkasında asker ve mahkumlarla sömürgenin ilk binalarına ulaştıklarında asker birini işaret edip, "Burası çayhane," dedi. Bu binalardan birinin zemin katında mağara gibi derin, alçak bir oda vardı. Duvarları ve tavanı isle kaplıydı. Sokağa bakan tarafı baştan başa açıktı. Sömürgedeki çayhane ve diğer binalar arasında çok az fark olsa da hemen hepsi viraneydi. Kumandanın saraya benzer evi hariç. Yolcu, tarihsel bellekten çok etkilenmiş ve eski zamanların gücünü hissetmişti. Peşinde iki adamla çayhanenin önündeki sokakta duran boş masaların arasından geçerek daha da yaklaştı ve içeriden gelen serin, bunaltıcı havayı içine çekti. Asker, "Yaşlı adam burada gömüldü," dedi. Peder ona kilise mezarlığında bir yer vermeyi reddetti. İnsanlar uzun süre onu nereye gömeceklerini bilemedi. En sonunda onu buraya gömdüler. Subay elbette size bunu anlatmamıştır. Çünkü bundan en çok utanan kişi kendisiydi. Birkaç kere gece vakti mezarı kazmaya çalıştı. Ama her seferinde onu kovaladılar. Askere inanmayan yolcu, "Peki mezar nerede?" diye sordu. İki adam, asker ve mahkum, anında onun önüne koşup
Mezarın yerine ellerini uzatarak gösterdiler. Arka duvarın oradaki birkaç masa doluydu ve yolcuyu o tarafa yönlendirdiler. Bunlar liman işçisiydi muhtemelen. Kısa, parlak, siyah sakallı güçlü adamlardı. Hiçbirinin ceketi yoktu ve gömlekleri eski püsküydü. Yoksul, dışlanmış insanlardı. Yolcu yaklaşırken birkaçı kalktı, duvara yaslandı ve ona baktı. Yolcu geçerken birkaç fısıltı duyuldu. Bu bir yabancı. Mezara bakmak istiyor. Bir masayı kenara çektiler. Altında gerçek bir mezar taşı vardı. Basit bir masaydı. Bir masanın altında görünmeyecek kadar alçaktı. Üzerinde küçük harflerle yazılmış bir yazı vardı. Yazıyı okumak için yolcu diz çökmek zorunda kaldı. Şöyle yazıyordu: "Burada eski kumandan yatıyor. Bir isme sahip olmalarına izin verilmeyen takipçileri onu bu mezara gömdü ve bu taşı dikti. Belli bir yıl geçtikten sonra kumandanın yeniden dirileceğine dair bir kehanet var ve bu evde takipçilerin yeniden sömürgeyi ele geçirmesini yönetecek. İnanın ve bekleyin." Yolcu yazıyı okuyup ayağa kalkınca insanların etrafını sardığını ve sanki yazıyı birlikte okumuş da bunu çok gülünç bulmuş ve onlara fikirlerini sorulmuş gibi gülümsüyorlardı. Yolcu onlar yokmuş gibi davrandı. Etrafındakilere birkaç bozuk para attı ve masa yeniden mezarın üstüne çekilenerek bekledi. Çayhaneden ayrılıp limana gitti. Çayhanede asker ve mahkum onları tanıyan bazı insanlarla karşılaşmışlardı ve tanıdıkları onların gitmesine izin vermemişti. Ancak onlardan kısa sürede kurtulmuş olmalılardı ki, çünkü yolcu gemilere giden uzun bir merdivenin tam ortasında geldiğinde onlar çoktan peşinden koşmaya başlamıştı. Yolcunun onları da yanında götürmesi için muhtemelen son dakikada onu zorlamak istiyorlardı. Yolcu, merdivenin aşağısında bir gemiye geçişi hakkında bir denizciyle pazarlık ederken iki adam sessizce merdivenden iniyordu. Çünkü ses çıkarmaktan korkuyorlardı. Ama en aşağıya indiklerinde yolcu çoktan tekneye binmiş ve denizci hemen kıyıdan ayrılmıştı. İki adam tekneye atlayabilirdi ama yolcu tekneden ucu sıkıca düğüm atılmış bir halatı aldı. Halatla onları tehdit edip tekneye atlamalarına engel oldu. Ceza Sömürgesi adlı kitabımızın sonu. Eğer hikayemizi beğendiyseniz kanala abone olunuz.